Evet, kritik gündem başlıkları var. İstanbul Barosu Genel Sekreteri Sayın Hüseyin Özbek stüdyomuzda, özür dilerim Hüseyin Bey. Çok ilginç aslında bu son haber. Evet. Ben de hemen oradan başlamak evet. istiyorum. Haber ajanslardan sitelere düştüğü andan itibaren kamuoyunda, yani kimsenin davet etmesine, kimsenin çağırmasına gerek kalmadan, işte Facebook'ta hesabı olanlar, Twitter'da hesabı olan ve hakikaten yüz binlere doğru giden bir TC ve peşine Facebook'taki ya da Twitter'daki ismi neyse onu ekleyen bir yurttaşın tepkisi ve sonradan atılan geri adım, hemen bu sıcak gündemle başlayalım. Buyurun efendim. Bir atasözü vardır. Bu konuyla da örtüştüğünü düşünüyorum. Ağır kazan geç kaynar denir. Türk milleti de bir ağır kazandır. Geç kaynar ama kaynadı mı da her şeyi eritir. Şimdi Sağlık Bakanı'nın, Sayın Mehmet Müezzinoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti ibaresini Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatından, il sağlık müdürlüklerinden, kamu hastanelerinden kaldırılmasına yönelik talebi, direktifi, talimatı ve buna karşı eleştirel görüş öne sürenlere karşı da bir beyanı vardı, değil mi? Gerek yok diyordu. Yani merkezi teşkilat Sağlık Bakanlığı'nın dışında, Sağlık Bakanlığı'na bağlı o birimlerde, idari birimlerde bu ibareye gerek yok. Doğrudan işte Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Teşkilatı gibi veya filan hastane gibi bu ibarelerin bulunması yeterlidir. Buna gerek yok diyordu. Ve aklınca da bunu çok mükemmel bir şekilde izah ettiğini düşünüyordu. Tabii burada acı olan bir şey var. Sayın Mehmet Müezzinoğlu Batı Trakyalı. Lozan Anlaşması'yla nüfusunun %100'ü Türk olduğu halde Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi sınırları dışında kalmış olan bir bölgenin çocuğu. Ve o bölgeden geçenlerde Sağlık Bakanı olduktan sonra yapılan röportajda Türkiye'ye kaçak geldiğini, Türkiye'de öğrenim gördüğünü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendisini himaye ettiğini, tıp fakültesinde tahsil imkanı bulduğunu söylüyordu. Ve bakan olduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sağlık Bakanı olarak Batı Trakya'da özel bir ziyarette bulundu. Ailesini, anne babasını, yakınlarını ziyaret etti. Muhakkak ki anne baba ve yakınları açısından gurur verici bir şeydir. Batı Trakya'da Yunanistan Türk varlığını kabul etmiyor. Lozan'da bu hukuki güvenceye kavuşturulduğu halde Batı Trakya'da Yunanistanlı Müslümanların olduğunu söylüyor. O bölgede Müslüman Greklerin yaşadığını söylüyor Yunanistan. Onların Helen olduğunu, Helen soyundan olduğunu ama inanç olarak Müslüman olduklarını söylüyor. Buna karşı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelmiş geçmiş bütün siyasi iktidarlar orada yaşayanların Türk olduğunu, hukuki güvence Lozan'la uluslararası bir akitle hukuki güvence altında olduklarını, bu Türk ibaresinin, Türk tanımını kullanmasının Yunanistan tarafından engellenmesinin de hukuk dışı olduğunu söyleye gelmişlerdir. Ve o bölgenin çocuğu, o bölgenin evladı olan Sayın Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da bu inkarcı, bu asimilasyoncu politik atmosferde orada yetişmiş, bunun ızdırabını çekmiştir. Şimdi orada Gümülcine'de ve İskeçe'de Türk ibaresi taşıdığı için zaman zaman Yunan fanatikleri, Yunan faşistleri tarafından oradaki Türk dernekleri baskına uğrar, saldırıya uğrar, tahrip edilir. Dernek evet. tabelalarında Türk ibaresi olduğu için sökülür, ayakları altına alır. Yani ibadetlerini yapamazlar vesaire. Türklüğü hatırlatan semboller tahrip edilir. Geçenlerde de bu tür gösteriler oldu orada. Geçmişte de bundan hemen hemen 20 yıl önce 1989'da sanıyorum çok ciddi böyle Türklere yönelik orada bir baskı kampanyası yürütülmüştü. Şimdi bütün bunlar aklımıza geliyor. Bu yakın geçmişi hatırlıyoruz ve varlığı inkar edilen, milliyeti inkar edilen, aidiyeti inkar edilen, bunun ızdırabı içinde yaşayan, böyle bir baskı atmosferinde yaşayan bir kişinin Sağlık Bakanı olduğunda Türkiye Cumhuriyeti ibaresini bakanlığın tabelalarından, taşra teşkilatından indirilmesi en fazla kimi yaralar biliyor musunuz Can Bey? Batı Trakya'daki soydaşlarımızı yaralar. Orada ben eminim ki oradaki müftülerden, geçmişteki müftülerden Mehmet Emin Ağa vardı.
geçmişte böyle efsane oradaki işte Türklerin mücadelesinin politik önderleri vardı. Doktor Sadık Ahmet vardı. Oradaki diğer mücadele eden bir sürü isimsiz kahraman vardı. Onların kemikleri sızlar. Eminim ki çok büyük bir sağ kalanlar, şu anda yaşayanlar, Allah uzun ömür versin, çok büyük bir acı duymuşlardır. Bir sevinç yaşadılar. Kendi evlatları, Batı Trakya'dan çıkmış birisi Türkiye Cumhuriyeti'nde Sağlık Bakanı oldu. Gurur verici bir şeydir. Ama bir ızdırabı da peşinden yaşadılar. Kendileri orada biz Türk'üz diye haykıran bu insanların içinden çıkmış biri Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı olarak Türkiye Cumhuriyeti ibarelerini ortadan kaldırıyor. Bunu Sayın Müezzinoğlu'nun bir kere daha salim kafayla düşünmesi lazım. Evet. Ne yaptığını, yaptığının neye hizmet ettiğini soğukkanlılıkla düşünmesi lazım. Bundan sonra ana babasının elini öpmeye Batı Trakya'ya gittiğinde ana ve babasından da ben sitem işitmemesini, azar işitmemesini, orada çocukluktan beri birlikte büyüdüğü, birlikte yetiştiği arkadaşlarından da bu konuda üzüntülerini ifade eden sözler duymamasını temenni ederim ama duyacağına kaniyim. Yani Türkiye'de şu anda öyle bir atmosfer var ki siyasi iktidardan öyle bir böyle kendi inisiyatifleri içindeki siyasi anlayışa, siyasi yapılanmaya öyle bir hava yayılıyor ki Türk adı geçen her şey silinmelidir, ötelenmelidir, örselenmelidir, önemsizleştirilmelidir, değersizleştirilmelidir. Bakın, bu bir paket programdır. Burada yalnız tekil bir örnek verdiniz. İşte İzmir'de halkın tepkisi üzerine o tabelaların yeniden eski Türkiye Cumhuriyeti ibaresiyle yerine konacağı. Bunun tabii Türkiye genelinde de bir geri adımdır. Sağlık Bakanı geri adım atmak zorunda kalmıştır halkın tepkisiyle. En başta dediğim ağır kazan geç kaynar budur. Bir defa milletin gurur simgelerine saldırdınız mı? Milletin iftihar simgelerine böyle bir gurur simgesi, bir şeref madalyası gibi göğsünde taşıyacağı Türklük değerlerine saldırdınız mı? Milletin cevabı belki geç olur ama o cevabın ve o tepkinin altında kalırsınız. Şu andaki gücünüze, kudretinize, iktidar koltuğunda çok sağlam duruyorum şeklindeki bir şeyinize, algınıza güvenmeyin. Bunun çok şiddetli ve ağır bir faturası olacağını düşünmelidirler. Ama bu bir paket programdır. Niçin? Bundan 8-10 yıl önce Avrupa Parlamentosu Başkan Vekili İngiliz parlamenter Andrew Duff, bunu ben daha önce de dile getirdim birkaç kez, bir şey söylemişti. Bunu unutmamak gerek. Bunu böyle bir not olarak bellekte tutmak lazım. Milletimizin de tutması lazım. Artık Atatürk resimlerinin kamu binalarından indirilmesinin zamanı geldi demişti Türkiye'de. Yani kamu binalarından, okullardan, ilköğretim okullarından, liselerden, üniversitelerden, kamu kuruluşlarından Atatürk adını, Atatürk resmini indirin demişti. Bu herhalde bir talimat ve direktif olarak algılanmış olmalı ki bunun gereği yerine getiriliyor şimdi. Milli bayramların kısıtlayıcı bir çerçeve içinde sokaklarda, caddelerde, şehir meydanlarında değil de çok daha alt düzeyde ve okul bahçelerinde, kapalı salonlarda şimdilik o da tabii bir ara çözüm olarak kutlandığını bir hatırlayalım. Buna dair yönetmelik değişikliklerini hatırlayalım. Andımıza yönelik kampanyaları hatırlayalım, bu kaldırılsın, bunun ne gereği var diye. İstiklal Marşı'nın ve gençliğe hitabenin, Atatürk'ün böyle okullardan kaldırılması, Atatürk köşesinin kaldırılmasını düşünelim. Ve bir kısım mahalli idarelerden, bir kısım böyle kamu kurumlarından, hatta esef verici olan bir kısım okullardan Atatürk resimlerinin, çerçeveli Atatürk resimlerinin atıldığını, çöplüklerden çıktığını hatırlayalım. Bu demek ki tekil, yalnızca Sağlık Bakanlığı'na ait bir uygulama değil. Bu genel bir uygulama. Siyasi iktidarın Atatürk'e bakışıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş denklemine, kuruluş kodlarına bakışıyla ilgili bir şey. Şimdi anayasaya isterseniz oradan geçelim. Bir niyetin, Türk milleti kavramı vesaire de orada tartışılıyor. İşte anayasadan da Türk milleti ibaresinin çıkarılması, Türklüğün çıkarılması, bu konuda
Türk sözcüğüne, Türk kavramına yer verilmemesi. Niçin? Siyasal Kürtçülüğü memnun etmek için. Yani siyasal Kürtçüler ne diyorlar? Efendim, Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923'te şoven bir anlayışla kuruldu. Irkçı bir anlayışla kuruldu. Başka etnisiteleri yok sayan bir anlayışla kuruldu. Onun için biz Türk vurgusu bizde alerji yaratıyor. Biz tapunun yarısını istiyoruz. Yeni gelecek, tırnak içindeki yeni anayasada Kürt haklarının teminat altına alınması, hukuki tanım yapılması, hukuki güvenceye kavuşturulmasını istiyoruz diyorlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusunun %50'sini bize verin diyorlar. Bunları çok açık konuşmak lazım artık. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş denklemine itirazımız var diyorlar. 1920'lerde Mütareke İstanbul'unda, işgal İstanbul'unda işgalcilerle işbirliği yapan Ankara merkezli milli mücadeleye, ulusal kurtuluş savaşına peşinen karşı çıkan ve bunu eylemli bir biçimde bu karşı çıkmayı uygulamaya da döken bir anlayış vardı değil mi? Mütareke hükümetleri vardı İstanbul'da. İstanbul'da Kürt Teali Cemiyeti vardı, yani Kürt Yükselme Cemiyeti. İslam Teali Cemiyeti vardı. İngiliz şemsiyesi altındaki İslamiyeti içine sindiren, sömürge İslam'ı, sömürge İslamcısı olmayı içine sindiren, ulusal bağımsızlık, milli bağımsızlığı da elinin tersiyle iten bir sömürge İslamcı anlayış vardı. İngiliz Muhipleri Cemiyeti vardı. Bunların bugünkü manevi mirasçıları, bunların bugünkü böyle diyelim ki aynı düşüncenin bugünkü taşıyıcıları şu anda ortamın bu düşüncelerini uygulamaya dökmek için uygun olduğunu düşünmüş olmalılar. İşte anayasada, yeni anayasada Türk ibaresinin olmaması, Türk tanımının olmaması, Türklük vurgusunun yapılmaması böyle bir şeydir. Ama burada bir tuhaflık var, trajikomik bir şey var. Bu ülkenin adı Türkiye. Üstelik de bu ülkeye Türkiye adını Türkler vermedi. Tuhaftır, belki gerçekten öyledir. Bu ülkeye Latinler 11. yüzyıldan itibaren Türkomanya, Türklerin ülkesi dediler. Hatta Mısır'da bir devlet vardı. Bu devletin adı Devleti Et Türkiye idi. Türk devletiydi. Çünkü bu devletin bürokrasisi, kurucuları Türktü. Şimdi düşünün, bu devletin kurucusu, milli mücadeleyi veren, kanını döken, terini döken insanlar bir millet yok sayılıyor. Niçin? Bir etnisiteyi tatmin etmek için. Tatmin olmayacaklar. Asla tatmin olmayacaklar. Siyasi iktidar, ben bu ibareleri çıkarırsam ayrılıkçı Kürt hareketi, PKK hareketi sükunet bulur. Böyle paşa paşa yurt dışına çıkar, sınır dışına çıkar, silahlarını da işte gömer, terk eder. Bu tür böyle Türk devletine karşı mücadeleyi de bırakır diyorlarsa çok büyük bir saflık içindeler. Bunun çok daha ağır bir saldırı kampanyasıyla bu görünürdeki sükunetin geri döneceğini ve bozulacağını görmelidirler. Daha önceki ateşkesler ortadadır. Ve bu konuda artık Türkiye'de vatandaşlar Kastamonu'daki, Bolu'daki, Edirne'deki, Erzurum'daki, Adana'daki, Antep'teki vatandaşlar, Ankara'da biz bir devlet var sanıyoruz. Bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var sanıyoruz ama acaba yok mu? Acaba sanal bir yanılsama mı? Tereddüdüne düşmüşlerdir. İşte bu ibarelerin, Türkiye Cumhuriyeti ibarelerinin indirilmesine karşı bir gün içinde sanal ortamda 10 milyon kişi Türkiye Cumhuriyeti ibaresini ekliyorsa logosuna, başına, o işte Facebook sayfasına ve bunun çığ gibi artacağı da muhakkaktır. Görülüyorsa milletin kolektif vicdanının, milletin derin bilinçaltının, milletin var olma şuurunun harekete geçtiği görülüyor. Bunun önünde kimse duramaz. Bunun altında kalırlar. Akıllarını başlarına çizmek lazım. Binlerce yıllık devlet geleneğine sahip, devlet kültürüne sahip bir milleti siz devletini elinden alındığını hissettirirseniz, benim devletim gidiyor elimden, bu hisse kapılırsa bunun önünde hiç kimse duramaz. Şimdi ben yeni anayasanın sivil söylemli, anti darbeci söylemli, darbelere ve totaliterizme karşıymış, böyle çok daha özgürlüklü, çok daha sivil bir anayasa gelecekmiş şeklinde sürdürülen kampanyalara rağmen bugünkü faşizan anlayışı, bugünkü totaliter anlayışı, bugünkü uygulamaları gören halkımızın
bunun hukuk metninin geleceğini, bugünkü bu faşizan anlayışın, otoriter anlayışın, baskıcı anlayışın hukuk metni getirerek, yeni bir anayasa getirerek, temel yasa getirerek meşruiyete kavuşmak ve hukuk güvencesine kavuşmak istediğini, bu sivilliğin de buradaki o antidarbeci söylemlerin de bir makyaj olduğunu, arkadaki tek otoriter, başkancı, tekçi ve diktatöryel bir anlayışın makyajı olduğunu görmeleri gerekir diye düşünüyorum. Ve görüldüğü de bu son süreçte belli oluyor. Görüldüğünü gösteren çok ciddi emareler var. Evet, tablo hem anayasa hem de toplum nezdinde böyle. Bu arada söylemek istediğim bir şey vardır. Buyurun. 39 baronun bugün gazetelere, işte internet ortamına düşen bir açıklaması var. Aralarında Ankara, İstanbul, Adana, Antalya gibi çok büyük baroların olduğu 39 baro anayasadan Türklük ibarelerinin çıkarılmasına karşı, anayasanın 66. maddesi ve 10. maddesine de atıf yaparak bu ibarelerin çıkarılmaması, bu tanımların çıkarılmaması yolunda çok önemli, çok ciddi bir açıklama yaptılar. Çok kararlılık ifade eden bir açıklama yaptılar. Bu muhakkak ki kamuoyunda yeterince değerlendirilecektir ve önemsenecektir. Baroların, hukuk kurumlarının, meslek örgütlerinin, avukatların meslek örgütlerinin böyle bir duyarlılıkla 39 baronun bir araya gelmiş olması son derece önemli bir gelişmedir. Ben o baro başkanlarını kutluyorum. O baroları gerçekten kutlamak istiyorum. Tabii ki bunların arasında İstanbul Barosu da vardır. Bu son derece önemlidir. İleride böyle önemli bir kilometre, önemli bir dönemeç, önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirilecektir. Evet, çok önemli. Son olarak 8 Nisan Silivri ve bugünkü duruşmaya ilişkin izlenimler, soruşturmalar açıldı hemen peş peşe. AKP iktidarından açıklamalar geldi. Hemen aynı gün ve sonrasındaki grup toplantısını yansıyan açıklamalar var. 8 ve 11 Nisan duruşmaları içinde izlenimlerinizi almak istedim. Tabii siyasi iktidar bu yargılamanın dışında kalmalıdır. Bu yargılamanın dışında kaldığını, yargı makamlarına talimat vermediğini, telkinde bulunmadığını eylemli olarak da kanıtlamak durumundadır. Şimdi Sayın Başbakan'ın bazı ifadeleri, 8 Nisan'daki duruşmaya ilişkin değerlendirmelerini oradaki savcılar ve yargıçlar da bir talimat olarak temenni ederim ki algılamasınlar. Duruşmalar alenidir, açıktır. Duruşmaları herkes izleyebilir. Tabii salonun inzibatını temin etmek de mahkeme heyetinin görevidir. Şimdi Silivri'deki salon oldukça büyük bir salondur. Bu salonda Ergenekon sanıkları yargılama yapılıyor ve 13. Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemesi bu yargılamayı sürdürüyor. 8 Nisan'da da bu salona her zaman olduğu gibi tutuklu veya tutuksuz sanık yakınları, ağırlıklı olarak tutuklu sanık yakınları geldi. Onlar her zaman duruşmayı izledikleri bölümde yerlerini aldılar. Savunma avukatları, oradaki sanıkların avukatları, meslektaşlarımız da yerlerini aldılar. Daha önceden biz o davaları izlediğimiz bölümlerinde gelen hangi partiye mensup olursa olsun milletvekilleri ve basın mensupları da davayı daha iyi izleyebilecekleri, sanıkların savunmalarını, işte mahkeme heyetinin beyanlarını daha iyi görebilecek ve duyabilecekleri bir yerde, savunma avukatlarının karşı tarafında, müdahil avukatlarının bulunması gereken yerde, ama müdahil avukatı yok, bir kişi vardı. Orada 50-60 kişinin oturabileceği bir bölüm vardı. Milletvekilleri buraya geçmek istediler. 40-45 milletvekili vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Basın mensupları, Gazeteciler Federasyonu Başkanı da duyabilmek, görebilmek ve not alabilmek için o bölüme geçmek istediklerini söylediler. Kaldı ki mahkeme heyeti daha önce o bölümde onların oturmalarına izin vermişti. Mahkeme heyeti bu tavrını değiştirmiş. Orayı boş bırakacağını, orayı oturtmayacağını söyledi. Gerekirse sanık avukatları bölümünden bazı avukatların o tarafa geçebileceğini söyledi ama sanık avukatları o tarafa geçmediler. Biz buradan takip etmek istiyoruz dediler. Mahkeme heyetinin bu tutumu tartışmalara yol açtı. Milletvekillerinin itirazları oldu, basın mensuplarının, gazetecilerin itirazları oldu. Bu nedenle 8 Nisan'da esasa geçilemedi. Sanıkların
yoklaması yapıldıktan sonra sanık savunmalarına geçilemedi ve o gün mahkeme salon içindeki ve salon dışındaki o atmosfer nedeniyle duruşmayı erteledi. Duruşmayı bugüne erteledi. Şimdi burada tabii öncelikle adil bir yargılamanın yapılması gerekir. Mahkeme heyetinin daha toleranslı, daha soğukkanlı olması gerekir. Daha titiz olması, daha özenli olması gerekir. Mahkeme salonunda elbette ki sanıkların savunma yapmasına, sanık avukatlarının savunma yapmasına, vekillik görevlerini yapabilmelerine olanak sağlanmalıdır. Şimdi burada duruşmalar da aleni olduğuna göre, kapalı oturum olmadığına göre salonun imkanları dahilinde herkesin de izleme hakkı vardır bunu. Bunlar gerçekleşmedi o gün. Salon dışında da kolluğun, özellikle de polisin biber gazı, tazyikli su, diğer işte şiddet kullanması, dışarıda gelen bu davaya duyarlılık gösteren yurttaşlarımıza karşı son derece sert, son derece böyle engelleyici bir tavır takılması medyaya da yansıdı. Onlar muhakkak ki sizin haber programlarınızda da değerlendirildi. Bu şunu gösteriyor. Oraya on binlerce kişinin bir başka değerlendirmeye göre, onları değerlendirme imkanına sahip değilim şahsen ama 100 bin civarında insanın gelmiş olması, Türkiye'nin dört bir tarafından gelmiş olması bu davanın kamuoyu tarafından dikkatle ve duyarlılıkla takip edildiğini gösteriyor. Ayrıca bütün bu medya kampanyalarına ve bu davanın sanıklarının peşinen mahkum edilmelerine, suçlu böyle cürüm işlemiş kişiler olarak takdim edilmelerine rağmen kamu vicdanının bunu kabul etmediğini gösteriyor. Ve bu davanın bu anlamdaki siyasal boyutunun, siyasallaşan boyutunun, kamuoyuna mal olan boyutunun iddianamenin dışına taştığı, iddianamenin de tatmin edici bir iddianame olmadığını gösteriyor. Bu suçlamaların bir takım böyle dijital kumpaslarla tereddüt uyandıracak biçimde tartışılır delillerle böyle desteklenen bu sürecin de artık yalnızca hukuk çevrelerinin değil halkın bu anlamda ilgisini, duyarlılığını ve tepkisini çektiği görülüyor. Bu bakımdan yargıçların bu aşamaya kadar yaşanan olumsuzlukları, keyfilikleri bir tarafa bırakırsak bu mahkemede hüküm muhakkak ki verecekler, bir karar verilecek. Muhtemelen de ceza çıkacak. Bu temenni değil ama bir perspektiftir, bir görüştür. Bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra, 20 sene sonra veya torunlarının 50 sene, 100 sene sonra bu verilen kararlardan mahcup olmamaları, bu kararların bugünkü siyasi atmosfer, bugünkü ülkeye hakim olan siyasi atmosfer doğrultusunda ve o atmosferi tatmin edecek bir biçimde karar verilmemiş olması gerekir. Bir yargı üzerinden de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş denkleminin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tasfiyesinde aracılık, yargı platformundan aracılık etmemiş olmalarını temenni ederim. Peki efendim. Sayın Özbek çok teşekkür ederim. Yayınımıza katılıp değerlendirmelerde bulunduğunuz için. Kritik gündem başlıklarını İstanbul Barosu Genel Sekreteri Sayın Hüseyin Özbek